Herkese merhaba Pegalesi. Bugün sizlerle beraber gerçekten en efsane paket açımlarımızdan birini yapacağız. Ve bu videoda sizlerden en az 2500 beğeni bekliyorum. Ve hedefimiz de hadi 3000 beğeni olsun. 3000 beğeni yaparsak gerçekten çok ama çok sevinirim. Haydi bakalım beğenmenizi bekliyorum. Beğenilerinizi de hissediyorum. Ve Pegalesi kanala abone olup gönderebilirimlerini açarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Hemen tam ekranı kapatıp kanala abone olup gönderebilirimlerini açarsanız hem videolardan haberdar olursunuz hem de beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Evet Pegalesi, şimdi bu videoda neler olacak? Bu videoda en az 3 tane 88'in üstünde oyuncu elde edeceğiz. Bu garanti yani. Çünkü bakın burada ben 2 tane bilim kurgu ve kung fu planlarını tamamladım. Ve diğerlerini de tamamlarım ama şuraya koydum bakın. Ben Inui'yi 96'ya yükseltmek istiyorum. Bu yüzden 10 tane burada poster var. Ve buradan da 2 tane poster çıkacak. Yani bu videoda %90 ihtimalle eğer çok şanssız olmazsak Inui'yi yükseltebileceğiz. Ve Pegalesi, bu videoyu da dediğim gibi sizlerden en az 2500 beğeni bekliyorum. Gerçekten eğer atarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi Pegalesi, burada benim 2 tane 150 binlik paketim var. İlk olarak onları açarak başlayacağız. Bakalım onlardan ne çıkaracağız. Haydi bakalım başlayalım. Başlamadan önce de şöyle fişlerden bir QXL'imizi çekelim isterseniz. Şöyle 15.000 vardı bir tane. Bir tane de 7500 falan vardı. Şöyle 10.000'liği çekelim hadi. 10.000'lik QXL'imizi yapalım. Bir sürü de QXL elimde var bayağı. 150'liklere falan planları atacağım için yüksekleri yükseliyorum. Haydi bismillah diyoruz ve ilk paketimiz açılıyor. Umarım güzel bir oyuncu çıkartırız. Haydi bakalım, bu paketten bir tane flashback, bir tane de gerilim fiş tarzında bir fiş verirsen çok seviniriz derken ilk elitimizi çıkardık. Videoya şanslı başladık diyebiliriz. İkinci elit çıktı, güzel abi. 750 jeton Jones. Güzel. Gayet güzel gidiyoruz. Haydi bakalım. Gerilim. Aha gerilim. Gerilim film tarzı bir şey çıkartalım dedim. Gerilim çıktı. Bayağı bir ilginç. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 gerilim filmiyle beraber 5 elit. Gerilim filmi haricinde de 4 tane elit var. Paketi hiçbir şekilde karşılamıyor tabii ki. Paket 150.000 coins ama olsun, hiç sıkıntı değil. Haydi bakalım bir paket daha açıyoruz. Haydi ye şuradan bir güzel bir, artık şu paketten hiç oyuncu çıkartamamıştım. Haydi güzel bir oyuncu gelsin. Bu arada Pegalesi, bu paketlere özellikle gerçekten çok güzel like patlamasını bekliyorum. Bunun sebebi de gerçekten bu video için bayağı bir hazırlık yaptım. Her şeyi hazırladım sizler için. Bu videoda bir sürü elit oyuncu çıkartacağız. Zaten şimdiden 4 tanesini çıkarttık. Süper Kahraman filmi geldi. 2000 jeton verdi. Coleman. Bakalım elit var mı başka? Ve 2 tane daha elit geldi üstüne bir de. Tamam, şu an çok da kötü gitmiyoruz. Beklediğim gibi bir şey yani. İyi de değil, kötü de değil. Normal bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi sezonluka gelelim. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane bilim kurgu, bir tane de kung fu fişimiz var. Bunlar bizim ne işimize yarayacak? Eğer buradan kung fu'dan Kamako haricinde bir oyuncu çıkarsa birisini buraya atacağız. Ve bir de şundan ayarlamak istiyorum. Şundan halletmek istiyorum. 2 tane oyuncu verip bunları yapmaya çalışacağız. Umarım bu videoda yapabiliriz. Yani gerçekten çok istiyorum. Şimdi isterseniz şuradan bir tane de oyuncu almak için şuradan bir tane de, bir dakika, bize gerilim lazım mı? Gerilim. Bakalım şöyle. Bir dakika, gerilim oyuncularına bakalım. Şöyle gerilim oyuncularına bakıyoruz. Pogba var. Girelim oyuncularında. Süper Kahraman'da kimler var? Süper Kahraman'da Süle var. Fark etmez yani. Süle ile Pogba fark etmez. Gerçi bizde Pogba var galiba. Bize Süle lazım. Bir de burada Lulic var. Lulic. Neymiş bu? Lulic olan pazar. Bu mu? Aynen. Lulic olan bilim kurgu. Bakalım bilim kurguyu yapabiliyor muyuz? Zaten bilim kurgu açacağım ben bir tane. O yüzden şu anda açabileceklerimizi bir açalım bakalım. Al diyorum. Şimdi daha sonra aç diyeceğim. Şimdi diğerini de alayım. Diğerini de daha sonra aç diyeyim ben. Alıyoruz. Daha sonra aç diyelim. Şimdi buradan istediğimiz oyuncular çıktı diyelim. Başka bize ne lazım? Şuradan hiçbir oyuncu lazım değil. Çünkü biz Vandiski çıkardık. Biz ya süper kahraman açalım. Ya da gerilim açalım. Bunların arasında da karar veremedim. Ama hangisi daha iyi abi? Hadi Süle mi çıkartmaya çalışacağız? Pogba mı, ona bakıyorum. Hadi Süle çıkartmaya çalışalım ve bunlardan açalım. Şimdi buraya ben 30 tane bilet koçanı koyayım bakalım. Bayağı da var elimizde. Ben şimdi diğer taraftan da süper kahraman alacağım, merak etmeyin, elimde var daha. Şunları bir koyalım Pegalesi. Haydi bakalım şöyle. Şöyle yavaş yavaş koyalım. Bu videoda güzel elit oyuncular çıkacak. Umarım da Inui'yi biz 86'ya falan yükseltebiliriz. Gerçekten çok istiyorum 86'ya yükseltmek. Çünkü bayağı bir coinsim de azalmaya başladı açıkçası. Şimdi buraya bir tane daha şundan koyuyoruz. Şimdi buradan süper kahramanların birisini çıkart abicim. Buraya süper kahramanların birisini koyacağız şimdi. Evet Pegalesi, gördüğünüz gibi koydum. Hemen alayım bir dakika. Şu
Şöyle hemen al diyoruz ve daha sonra aç yapalım. Üçüncü 88 artı oldu bu. Ve şimdi Peggy ailesi Inui diyoruz ve buraya diğer 3 taneyi koyuyoruz. Evet, şu anda tüm yapacaklarımı hallettim. Ve Peggy ailesi gidelim, şu 3 tane oyuncuyu çıkartalım bakalım. En son Kung Fu'yu açacağım ve Kung Fu'dan da bir tane Inui çıkartmak istiyorum. Ama fark etmez, kim çıkarsa çıksın gerçekten fark etmez. Çünkü dublör kullanabiliriz onun yerine. Ama Kamako çıkmasın, Kamako zaten elimizde var çünkü. Haydi bakalım, ilk olarak süper kahraman galiba bu, aynen. Süper kahraman garantili paket açıyoruz. Bakalım süper kahraman garantili paketten ne çıkacak. Haydi yey lütfen. Kimdi? Lurich veya Süle. Bastım. Osako geldi abi. En iyisi geldi ama istemiyordum Osako'yu. Neyse, sağlık olsun hemen. Bir tane de Lulich çıkartmaya çalışacağız. EA buradan Lulich ver lütfen. Lulich istiyoruz. Haydi EA. Lulich geliyor. 3, 2, 1. Lulich. Lulich geldi. Lulich geldi. İşte budur be. Lulich. Hemen sol bekime Lulich koyacağım. Hemen sol bekimize koyalım Lulich'i. Şöyle hemen yapıştır abicim. Heyecan yaptım bir anda, şu an titremeye başladım. Belki bugün Inui'yi alamayabiliriz. Risk almak istemiyorum çünkü 90'lık sol bekimiz doldu abi, tamamdır. Defans tamamlandı, güzel. Bir tek sol orta saha kaldı. Şuradan da bir Inui çıkartırsak gerçekten çok güzel olacak. Haydi ye, bir tek Inui'ye ihtiyacımız var. Kamako'yu zaten verdin. Lütfen Inui'yi ver. 3, 2, 1. Bo! Abi yapma be. Ya işte bunu yapmamalıydın. Ben zaten PGL'si MF kullanmayacağım için MF'yi takaslayacağım. Kamako'yu da takaslayacağım. Şuradan bir tane dublör alacağım ama gerçekten çok kötü şeyler çıktı. Gerçekten moralim bozuldu. Abi Osako'yu takaslamak biraz riskli mi ya? Osako'yu takaslamak biraz da saçma geldi bana ama. Bu arada Honda olmuş giriş rekortmeni. En çok Honda alınmış. İlginç ya. Bir sürü sağ orta sağ var oyunda, en çok Honda alınmış. Ben Inui olur diye tahmin ediyordum. Neyse, zaten mantıksız o. Onu yapmaya hiç gerek yok ama PG ailesi bugün Inui'yi maalesef ki alamayacağız. Çünkü paketten Inui'yi çıkartamadık. Büyük şanssızlık yaşadık bugün. Ama PGL'si 3 tane 88'in üstünde oyuncu çıkardık. Ve bir tanesi de 92'likti ama şu anda bunu yapmak da istemiyorum. Son anlarda yapacağım ben bunu, merak etmeyin. Video zamanın son anlarına doğru yapacağım. Evet PGL'si, şimdi sizlerle beraber bir şeyler yapacağız, merak etmeyin. Haydi bakalım şunları bir çıkartalım. Inui'yi alabilirdim aslında ama maalesef paketten çıkmadı. Kamako yerine başka bir oyuncu da çıksaydı çok güzel olabilirdi ama maalesef çıkmadı. Biz şu sol orta sahaya güzel bir oyuncu çıkartamadık maalesef. Defansımız bayağı iyi durumda. Orta sahada işte Inui eksik. Atakta da bayağı iyi Griezmann var. Zaten belli, güzel olduğu belli. Şimdi PGL'si bunları oynamaya gerek yok şu anda. Oynarım ben zaten. İleride ben bunlardan bayağı oynadım çünkü. Şimdi sizlerle beraber takılma gelelim ve en yüksek quicksell'lerimizi bir yapalım. Yapabildiğimiz en yüksek hızlı satlarımızı biz satalım, bakalım neler gelecek. Ha evet PGL'si, bu arada bende 2 tane Kamako var değil mi? Yok, bir tane mi var? Bir dakika. Bende 2 tane Kamako yok mu abi? Ben daha önceden de çıkarmışım, bu da ikinci oldu, bir dakika. Hemen şöyle bir bakıyorum. Abi ben 2 kez Kamako çıkardım şu ana kadar ama sadece bir tanesi duruyor. Bunların bir tanesi nereye gitti? Ha bir dakika. Şurada ya, tamam. Anladım şu anda. Şu anda bayağı bir moralim bozuldu, anladım ama moralim de bozuldu açıkçası. Şimdi takıma gelelim. Öylere bak diyelim. Ve şuradan quicksell'lerimizi yapalım, tekrardan şöyle fişlere gelelim. Şöyle hızlı satlarımızı yapalım bakalım. Şöyle 15.000'i satalım abi. 2000'leri falan da satacağım ama buradan yapmayalım ya, da topluca satılabilen bir yer var, oradan yapalım. Bakalım şu an 83.000'imiz var. Bakalım ne kadar kalacak, pazara girelim. Sat diyelim, fişler diyelim abi, direkt zaten çok kolay bir şekilde buluruz. Aynen 7500, 5000, 2500. Gümüşleri zaten hepsini satalım. Bakalım kaç bin coins'imiz olacak. Ben en az 150.000 olacağına inanıyorum. Bakalım olacak mı 150.000? 150.000 olmayabilir ya. 150.000 olması birazcık riskli. Binleri de satacağım, devamında satmayacağım. Binin altındakileri de satmayacağım PG ailesi. Haydi bakalım şöyle bunları da satalım bakalım. Şöyle. Tamamını da sat. Bakalım 750'likleri falan da kalsın. Bunlar belki takaslarken lazım olabilir. Evet PG'lisi bakıyoruz. 138.000 coins oldu. Gayet güzel. Hiç sıkıntı değil. Ama tabii ki çıkartmak istediğim oyuncuları çıkartamadım. En azından bari Inui çıksaydı da sol orta sahama koysaydım. Neyse PG'lisi, bugün gerçekten sizlerle beraber çok güzel bir video yaptık. Ama maalesef istediğim oyuncuları çıkartamadım. Elimde 2 tane Kamako oldu. Bu da benim moralimi bozdu açıkçası. Gerçekten istemediğim oyuncular çıktı. Bu arada yüksek bir oyuncu çıkardık mı bu videoda? Eğer çıkardıysak hani
değerli bir oyuncu çıkardıysak hemen diğerine bakalım. Şunlar satılamıyor değil mi? Aynen satılamıyor. Bakın elimde 3 tane Kurtuva var. Abi kulüp turu yapsam var ya, hep beleş oyuncular var. Kurtuvaları quicksell falan yapmak istiyorum da neyse, belki ileride bizim işimize yarayabilirler, o yüzden yapmıyorum şu anda. Ama gerçekten moralim bozuldu. Çıkardığımız en yüksek oyuncu da Raul Albion'u. Zaten hiç değerine bakmaya gerek yok. Evet PGL'si, burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup gönderebilirimlerini açarsanız dediğim gibi gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Bu videoda 3 tane artı 88 üstüne oyuncu çıkardık. Bunu özellikle sizlerden güzel bir like atmanızı bekliyorum. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Ve şuradaki videoya giderek de güzel bir snipe taktikleri videosuna gidebilirsiniz. Ve bye bye.